İnşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Hazır mısınız? Tamam, sen merak etme, biz senin yanındayız. Aynen, sakin ol. Ben bir gidip Özgür'ü çağırıp girelim. Tamam. Hadi. Hah. Bak çocuklar da buradalar. Anne, İnan abiciğim. Ha canım. Ezgi. İzle ve gör. Ha güzeli var. Güzeldiniz bacım. Nasılsın kızım? İyiyim anneciğim, hoş geldiniz. Çok güzelsin. Canım, burada bize yer var mı yanınızda? Var tabii Selim teyzeciğim, biz şurayı sizin için ayırdık. Aa, ne güzel, tamam. Özgür nerede? Deniz'de Selim teyzeciğim. Tamam canım, biz buradayız. Cansu, ne güzel görünüyorsun sen böyle. Kızım, sen niye denize girmeden o kadar seversin yüzmeyi? Aa, daha üstünü bile çıkarmamış. Yok anneciğim, iyiyim ben böyle, sağ ol. Allah Allah. İyi hadi. Ben geçiyorum. Hadi. Hayatım, şunu da alır mısın? Ver canım. Benzikin. İyiyim derken nasıl iyilik bu böyle? Ünal abicim, biz biraz konuşalım. Konuşalım ya. Gel. Ne oluyor bu? Ünal abicim. Ha, söyle. Aramızda kalsın bu an. Bak sakın anneme söyleme. Sakın. Özgür benim burada mayoyla durmama izin vermedi. Ne demek izin vermedi? Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Vallahi ben de çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım ama işte mayoyla güreşlenemezsin de denize de giremezsin dedi. Ben de ne yapayım? Mecbur. Ama bak annem sakın duymasın. Çünkü biliyorsun annem duyarsa gerilir şimdi, böyle şeyleri hiç sevmez. Ya kim sever kızım böyle bir şeyi? Kim sever karışılmayı ya? Bak bak, ben de sinirlendim. Elim ayağım titriyor. Bak bak, çok fena oldum ha. Ay sen sinirlenmeyin Allah abiciğim. Ama olsun, ne olacak yani? Ben de güneşlenmem de, denize de girmem. Böyle burada otururum, ne olacak? Olur mu öyle şey kızım, olur mu? Bak, 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 bak şuna, bak, bak. Kendisi Poseidon gibi çıkmış böyle mayoyla denizden, seni kısıtlamaya kalkıyor. Olacak şey değil lan. Ben böyle şeylere gelemem. Ya hiç beklemezdim bu adamdan böyle bir şey ya. Ay çocuk. Ay geldi benim dozer oğlum. Böyle şey olmaz. İnan abi. Ne abi, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi valla su çok iyi. Öyle mi? Biz de birazdan denize girelim o zaman Ezgi ile beraber. Tamam abi, şey yap, girin yani. Ezgi ile. Tamam, girin, girin, tamam. Zeynep Hanım. Nal abi biraz gel. Ay yok ayol, sıcaktan o öyle başına vurmuştu. Korktu senden Nal abi. Korkacak tabii, gördün mü? Sana yapıyor yapacağını. Beni görünce hiçbir şey yapamadı. Olsun, biz yine de bu konunun üstünü kapatalım. Çok uzatmayalım. Çünkü sinirlidir de biraz. Yani böyle gerildi mi? Aman gerim gerim. Gerilirse gerilsin, ne yapalım? Ben de geriliyorum. Olmaz öyle şey kızım. Ünal abicim, ya evlenmekten vazgeçerse benimle mesela? Aman kızım, vazgeçerse geçsin. Böyle kısıtlama olur mu ya? En iyisi sen suyun denize girin. Bana bak, benim yanımda sana bir şey söylemeye kalkarsa vallahi Adonis baklava tezgahına bakmam, dalarım ha. Yürü be Ünal abi. Hadi, hadi suyun da denize girelim ya. Gireceğim Ünal abicim, sen annemi al git, ben geliyorum. Gideceksin ama. Tabii. Mutlaka gideceksin. Bas. Ne oluyor ya, bir gerginlik var ya. Nerede? Burada. Hadi hayatım, denize girelim. Ah hadi girelim canım. Ay soğuk mu olur acaba? Ben soğudum ben. Ay. Ne? Şuraya. Ne? Şimdi. Canım, birazcık abartmadın mı acaba? Yok ya. Bence çok kontrolü gittim. Tam ayarındaydı. Şimdi ikinci aşama. Kestim ayağımı çok. Hadi ya. Ay ay, orada. Yiyecek bir şey var mı anne, böyle fındık fıstık? Bakayım yavrum sana. Özgür. Sen nereye bakıyorsun öyle? Nereye bakayım aşkım? Nereye bakabilirim şu an? Hiçbir yere bakmıyorum ya. Yok yok. Ben gördüm. Ben gördüm senin nereye baktığını. Sen orada öyle kızlarla işaretleşiyordun. Ne demek istiyordun ha? Böyle böyle yaparak.
Siz kabinlerin oraya geçin, ben geliyorum mu demek istiyordun? Yok yavrum, yok yok. Bakmadı, vallahi bakmadı. Ben yanındayım, bakmadı hiçbir yere. Yok Sevim teyzeciğim, ben gördüm, gözümle gördüm. Senin bu oğlum var ya, karda yürür, izini belli etmez. Öyle bir cins bu. Beni aldatır, hiçbirimizin ruhu duymaz. Aşkım, canım benim, ne biçim lakırdılar bunlar? Neler diyorsun sen böyle? Allah, biraz abartıyorsun sen şu anda ya. Sus, biliyorum ben. Sende o potansiyel var. Zaten madem artık ilişkimizi daha ciddi bir boyuta taşıdık, yani artık ilişkimiz ciddiye ciddiye doğru gidiyor, İstanbul'a dönünce seninle şu iş konusunu bir konuşalım. Ben senin artık geceleri çalışmanı istemiyorum. Hatta bence sen hiç çalışma. Gece gündüz gözümün önünde dur. Gece gündüz. Çünkü orada çalışılmaz öyle yani. Ne öyle etrafında sürekli kadınlar, kızlar? Hoş değil. Bir aile yaşantısına aykırı. Ya anne, yani normal mi bu? Medeni bir şey mi? Lan neler söylüyor? Neden öyle? Abartıyor musun? Bir doktora mı seni göster? Ne yapsak? Sen bana karşı mı geliyorsun? Yanlış mı duydum ben? Sen benimle galiba evlenmek istemiyorsun. Ballı böreğim aşkım, ben hiç karşı çıkar mıyım ben sana? Benim öyle bir yapım yok karşı çıkmak falan. Öyle bir biri miyim anne? Sus, tamam. Çok uzadı bu mevzu. Biz bu konuyu sonra mı konuşsak sen, ben? Baş başa şimdi burada yani, tamam. Hoş değil. Tamam, yeter. Hadi kalk, düşünme. Ben denize gireceğim. Sen de orada dikilirsin. Hadi, anne. Düşme. Düşme. Anne, ya kelepçe de tak bari yani. Çabuk. Sağa sola bakmadan, hadi önüne bakarak hadi. Anne. Hadi kapa yerde. Geleyim mi? Geleyim. Yok, ben de gel. Yürü. Oğlum. Tamam, tamam, yeter. Çocuğu muma çevirmiş. Yavrumu başına gelen. Ayrıca sen niye çıplaksın? Üstüne bir şey giy. Ne yapayım, ceket mi giyeyim? Lahana gibi sarınayım mı bu havada, bu ortamda? Olur, uygun. Sevim teyze benden nefret ediyor. Bak, bunun bedeli ağır olacak ama. Elinden geleni ardına koyma. Kızım, düşeceğim. Çalış diyorsun yani, meydan okuyorsun. Hadi bakalım. Öyle. Ay, bu arada Ünal abi sana biraz bilinik. Benim Mayo'yla durmama izin vermediğini düşünüyor da. Arkanı kolla. Bak şimdi ya, Ünal abiyi de çok sevmiştim. Aramızı bozdu. Bu işler sırayla. Yani şu an Sevim teyze de bana pek bayılmıyor. Hadi olsun bakalım. Kazamız mübarek olsun. Hadi, düşünme. Güzelim kızın içinden manyak çıktı ayol. Vallahi hala şoktayım ha. Bu kız paranoyak falan mı acaba? Vallahi Sevimciğim, ben para ayak falan anlamam ama hiç normal değil o kesin. Hiç böyle değildi bu kız. Demek ki bize oynamış Sevimciğim. Seni etkiledi, iş ciddiye bindi. Oh, garantiledi her şeyi. Sonra da gerçek yüzü ortaya çıktı. Öyle mi diyorsun? Fitnat ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki. Ne demek bilmiyorum ki? Senin yüzünden manyak bir kızla evlenmeye teşvik ettim çocuğumu. Hayret bir şey ya, düşün bir şeyler. Dur bakalım, dur. Orada bir iki lafıyla falan hemen önyargılı olmayalım. Belki o kadar manyak değildir. Hı? Hadi o zaman yanlarına gidip biraz daha gözlemleyelim. Hadi. Ay, ayağım uyuşmuş benim. Bekle, bekle. Nadine. Doğru timing'i bulmamız lazım. Bir saniye. Gerektim, hadi. Geliyorlar, geliyorlar. Hazır mısın? Başla. Hazır, geliyorum. Ezgi, duymamış olayım ya böyle bir şey. Ya nasıl böyle ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Benle birlikteyken yani başka erkeklerle görüşmek istemek ne demek? Tabii ki de görüşemezsin başka erkeklerle. Yani hoş mu? Bu söylediğin hoş mu yani? Çüş, çüş. Peki, ben bunu kabul ettim diyelim. O zaman sen de eski sevgilinle görüşmeyi keseceksin. Çünkü haberim var. Ara ara görüşüyorsunuz. Buna bir son ver. Tabii ki de. Yalnız bir şartla. Yani çocuk istemediğini söyledin bana. O konuyu benim için bir daha bir düşüneceksin. Allah çarpacak seni. Allah, ne diyor bu ya? Tamam yani düşüneyim. Yani zorlarım kendime en azından. Tabii ikna olmam zor gözüküyor ama... mesela kabul ettim diyelim. Ben onu 9 ay taşıyamam. 9 ay çok uzun bir süre. Ayrıca emziremem de. Ne? Yok Şömen. Çünkü hem 9 ay hem emzirmeye çok kilo alırım. Bir de vücudum deforme olur. Hak veriyorum ama tabii ki deforme olmasını istemeyiz. 5 ay taşır mısın? 5 aylık çocuk yaşar mı? Ne yapacağız? Artık bakacağız. 3 yeter aslında, kurtarır. İşte boyuta göre karar veririz. Ay ben dur, dayanamam. Dur seni. Yetişin. Koş. Gitti. Ezgi. Ay kadın gitti. Ayak gel. Bir
şey mi oldu? Çok abarttı. Çok, çok inandılar. Ya, hep senin yüzünden ya. Çocuk çık, 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 çık. Çıkart beni çabuk. Anne. Ne? Tamam, tamam. İyice kendine geldi. Biraz daha açalım. Aha, açalım. Hava alsın. Oh. İyi misiniz? Ay, iyiyim. Kimsin sen yavrum? Doktorum ben. Estetik doktoruyum. Hmm. Yalnız söylemeden de edemeyeceğim. Burnunuzun ne kadar güzel bir oranı var ya. Adeta altın oranı. Ben size abartmayın demedim. Vallahi mi? Annem. Annem iyi misin gerçekten? İyiyim oğlum. Eve götür beni çocuğum. Evimize gidelim hadi. Gidelim anneciğim gidelim. Selim teyzeciğim bizi çok korkuttunuz. Sen de beni çok korkuttun. Gördüğüm kadarıyla iyisiniz. Biz de o zaman yavaş yavaş yola koyulalım. Çocukların da yolu uzun. Anladığım kadarıyla çetrefilli. Tamam tamam. Gidin siz de evinize gidin. Hadi gidin. Geç kalmayın diye dedim yani. Ha. Ne oldu? geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun.